Huawei son yıllarda bilgisayar tarafında gerçekten çok iyi işler ortaya çıkarmaya başladı ve bu ailenin aslında çıkardığı bilgisayar ailesinin amiral gemisi modeli olan MateBook X serisinin yeni modeli şu anda önümde duruyor arkadaşlar. Huawei MateBook X Pro 2022 modeli bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gerçekten rengine bu bilgisayarın bayıldım. Dokusuna da ayrı bayıldım. Çok önemli yenilikleri bünyesinde bulunduruyor. Gelin hep birlikte bu dizüstü bilgisayar bize neler sunuyor bir yakından bakalım. Bilgisayar önümde duruyor. Yeniliklerini anlatmak için sizlere gerçekten çok heyecanlıyım. Ama şunu da söyleyeyim. Sizlerin desteğiyle bu kanalı büyütüyorum ve daha fazla ileri götürebiliyorum. Dolayısıyla kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarım üzerinden beni desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve MateBook X Pro ile devam edeyim. Artık ben videonun kalan kısmında MateBook X Pro diyeyim. Siz 2022'yi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten özel bir bilgisayar. Huawei bu cihaz için her zaman daha yenilikçi, daha farklı detayları bizlerle buluşturuyor. Yine bu sene önümde duran cihaz oldukça hafif duruyor bakın böyle yani ve ince duruyor gerçekten. Şöyle yandan falan baktığınızda da buradan göstereyim hani stokları var elimde ama. Yani cihaz böyle acaba ne olabilir ki diyebileceğiniz bir cihaz gibi gözüküyor olabilir ama aslında gerçekten bünyesinde oldukça güçlü teknik özellikleri ve hayat kolaylaştıran da erişilebilirlik özelliklerini bizlerle buluşturan bir cihaz. Önceki modele göre yeni MateBook X Pro 2022 modeli 7 gram daha hafifletilmiş durumda. Biraz ben tasarımla başlamak istiyorum. Çünkü ekran ve tasarım anlamında önemli yenilikler var ki benim daha önceki modellerde çok eleştirdiğim detay vardı. Ses, o bu cihazda bence oldukça ileriye götürülmüş durumda, çözülmüş bir durumda da diyebilirim sizlere. Çünkü önceki modellerde bu durum biraz daha bana göre havada kalıyordu. Ancak bu sene oldukça güzel bir cihazla karşımızda Huawei tarafı. Gelelim cihazın kasa malzemesine ve kasa malzemesinin dokusuna. Şimdi öncelikle ben daha önce hiç böyle bir malzeme görmedim arkadaşlar cihazlarda. Yani plastik hissiyatı deseniz değil, derinsi bir hissiyatı var. O da tam olarak değil. Yani anlatamadığım bir hissiyatı var bu cihazın üstündeki malzemenin ve bu malzemeye baktığım zaman cihazın kasasının magnezyum alaşımlı bir kasayla geldiğini gördüm. Tabii magnezyum alaşımlı olması bizlere daha hafif bir kasa sunuyor. Aynı zamanda da cilt dostu olduğunu söylüyor Huawei bu malzemenin ve açıkçası hani şöyle kullandığımda mat bir malzeme ve dokusunu ben size ne kadar anlatırsam anlatayım hani sizlerin cihaza bir kere dokunup onu hissetmesi başka bir şey tabii ki tahmin edeceğiniz üzere. O yüzden hani çok daha oraya uzatmadan diğer tarafıyla devam etmek istiyorum. Bu bilgisayarın en önemli detaylarından bir tanesi ekran arkadaşlar. Çünkü burada altını çizmem gereken bir cümle var. Huawei ürettiği en iyi ekrana sahip dizüstü bilgisayar bu bilgisayarmış. Yani şimdiye kadar gördüğümüz bütün Huawei modellerini bir kenara koyalım bilgisayar anlamında. Bu cihazı başka bir kenara koyalım diyebileceğimiz durumda bir cihaz olmuş. MateBook X Pro 2022 modeli. Peki ekranda neler bekliyor bizleri? 500 nit parlaklık var arkadaşlar. 500 nit parlaklığın yanı sıra 90 Hz yenileme hızı var. P3 renk kamı var. Özellikle profesyoneller için cihazın ekranının renk doğruluğu oldukça önemli. Ve bu cihazda da bu sertifika yer alıyor. Ve tabii ki yansıma önleyici bir kaplama bulunuyor ekranda. Fena da işler ortaya çıkarmıyor açıkçası. Önceki modelde ciddi bir yansıma vardı. Bunda o yansımanın azaldığını da ben kendimce deneyimlemiş oldum. Parlak bir yapıda gözükmesine rağmen yansımayı oldukça azaltmayı başarıyor. Ekran çözünürlüğü 3.1K arkadaşlar ve tabii ki ekranın büyüklüğü de 14.2 inç. Burada Huawei %92.5'luk bir ekran kas oranını bizlere sunuyor. Uzun zaman sonra tasarımında bir şeyden feragat etmişler aslında. Normalde kamerayı biliyorsunuz klavyeye gömüyordu Huawei. Ancak bu cihazda klavyeyi almış ekranın üstüne koymuş ama o kadar küçük bir şekilde yerleştirmiş ki bunu gerçekten tebrik etmekte fayda var Huawei. Çünkü çok ince bir çerçevenin içine küçücük bir şekilde kamerayı yerleştirmiş ki bu kameranın da 720p çözünürlükte olduğunu sizlere söyleyeyim ama kamerada yapay zeka ile beraber bizlerle buluşacak veya buluşan diyeyim daha doğru olur. Yeni gerçekten hayat kolaylaştıran özellikler var. Bunu bazı yazılımlar da yapabiliyordu evet biliyorum ama bu cihazın doğrudan bunu sunabiliyor olması da bence önemli bir artı diye düşünüyorum. Tabii Huawei'den alışık olduğumuz 3.2 oranındaki ekran yine bu cihazda bizlerle buluşuyor. Hani ekran tarafı açısından şunu söylemek lazım. Şu anda Windows tarafında satın alabileceğiniz taşınabilir cihazların arasındaki bana göre de en iyi ilk 5 bilgisayarın arasına girer ekran paneli olarak bu cihaz. Özellikle LED olarak panelleri değerlendirirsek
bu cihaz doğrudan ilk 5'e girer diye düşünmekteyim. İş tabi performans tarafına geldiği zaman bu cihazda Intel'in bir işlemcisi görev yapıyor arkadaşlar. Cihazda 12. nesil Intel'in i7-1260P işlemcisi görev yapıyor. Tabi işlemcinin yeniliklerini sizlere saymakla bitiremem ama bizlere sunduğu en önemli detaylardan bir tanesi bu cihazdaki RAM'lerin artık yeni nesil kullanılabiliyor olması. Bu da bizlere tabii ki daha yüksek bir performans ve dar boğaz dediğimiz bizim işte cihazın kasıldığı, donduğu şeylerin de ortadan kaldırılmasına yol açan bir teknoloji. LPDDR5 RAM kullanılıyor bu cihazda ve 5200 MHz'e kadar da RAM desteği bu cihazda görev yapıyor. Ve tabii Wi-Fi 6E desteği bulunuyor yine bu cihazda. Bluetooth 5.2 gibi özelliklerin hepsi bu cihazda bulunuyor yeni nesil işlemcisi sayesinde ve grafik işlemcisi olarak baktığımız zaman da Intel'in Iris dediğimiz bizim grafik işlemcisini kullandığını görüyoruz. Bu Intel'in Iris işlemcileri grafik anlamda günlük işlerde hakikaten iyi işler ortaya çıkartıyor ve şunu da söylemek lazım. Yani sizlerin kullanacağı Photoshop'tur, orta seviyede Premiere'dir falan buralarda sizlerin gayet işini görecek seviyede bir ekran kartı olduğunu da grafik işlemcisi olduğunu dersem daha doğru olur. Çünkü bir ekran kartı değil bir grafik işlemcisi olduğunda sizlerle gönül rahatlığıyla paylaşabilirim. Cihazda 16 GB bir RAM bulunuyor bana gelen modelde ve 1 TB'lık da bir SSD var. Bu SSD NVMe M.2 SSD dediğimiz bir SSD modeli. Yani hızına bayıldım arkadaşlar. Müthiş bir hıza çıkıyor. 2.5 GB'lık bir okuma hızına ulaşabilen bu cihazdaki SSD 2.3 GB hızlarında da yazma hızına sahip. Yani zaten testleri sizlere de gösterdim. Hakikaten tatmin olunmayacak ya da beğenilmeyecek gibi değil. Okuma yazma hızı hakikaten iyi. Ve tabii yeni nesil işlemcisi sayesinde cihazın zaten bir seriliği de var. Bunu hissedebiliyorsunuz zaten. Bir de SSD bunun yanına eklenince hakikaten güzel olmuş. Devam edelim. Cihazın üzerindeki yeniliklerle MacBook X Pro 2022 modelinde arkadaşlar bizleri 4 adet Type-C girişi çıkışı karşılıyor. Giriş ya da çıkışı fark etmez. Cihazın üzerinde 4 tane Type-C girişi var. Bu Type-C girişlerin 2 tanesi Thunderbolt 4 destekli. Tabi bu bize ne sunuyor derseniz daha hızlı bir veri aktarımı yeteneğini bizlere sunarken aynı zamanda da görüntü aktarımı konusunda bizlere çok yenilikçi çözümler sunabiliyor. Yani monitör bağlayarak, yüksek kaliteli monitörler bağlayarak Thunderbolt 4 sayesinde görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Tabi burada ufak bir virgül koyup burada bir eleştiride bulunmak istiyorum. Yani önceki modellerde bir USB girişi vardı. Keşke bunda da bir tane olsaydı diyeceğim. Ama tabii bunu da adamlar belki de birçok markada görmediğimiz şekilde kutunun içinden çıkardıkları Type-C'den Tip-A'ya dönüştürebileceğiniz bir adaptörü de kutuya koymuşlar. Hani anlık olarak bir mağduriyetin de önüne geçmiş burada Huawei tarafı. Bunu da söylemek lazım çünkü bu önemli bir detay diye düşünüyorum. Özellikle son dönemde gelen zamlardan sonra bu tarz dönüştürücüler gerçekten hatırı sayılır fiyatlara çıkmış durumda arkadaşlar. Üzerindeki hoparlörlere değinelim. Huawei Sound imzasıyla geliyor bu hoparlörler. 6 adet hoparlör var ve woofer çözümü de var içerisinde. Yani basları daha derinden hissedebiliyorsunuz. Şu anda görebileceğiniz üzere cihazın üzerinde 4 tane mikrofon da bulunuyor arkadaşlar. Bu mikrofonlar yapay zeka desteğiyle sizin sesinizi karşıya daha net gitmesini sağlıyor. Hazır yapay zeka demişken bir de tabii ki burada kameraya da değinmek istiyorum. Kameramız 720p çözünürlüğünde sizlere az önce de söylediğim gibi kamera sizlere göz teması desteği sunabiliyor. Bu ne demek? Tabii bazı kelimeler cümle içerisinde böyle anlam bulamayabiliyor ama şu anda izliyorsunuz. Göz teması özelliğini açtığınızda kamera sizi bu şekilde takip ediyor ve sanal arka plan ekleyebiliyorsunuz ya da takip kamerası modunu açtığınızda bu kamera sizi her zaman böyle videoda ortada tutabiliyor yapay zeka desteğiyle. Ben biraz test ettim, kullandım. Videoyu çekerken de sizlere göstermek için gösterdim. Gerçekten başarılı çalışıyor. Ufak tefek bazen takılsa da genel anlamda bence güzel bir çözüm olmuş. Ama gelelim bu cihazın belki de en önemli detaylarından bir tanesi olan, yani böyle en önemli diyorum ama hani gerçekten bu bilgisayarın öne çıkan, en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi Huawei FreeTouch arkadaşlar. Şimdi Huawei FreeTouch dediğimiz detay şu. Normalde bizlerin trackpad olarak isimlendirdiği bilgisayarlardaki dokunmatik mouse yüzeyini Huawei özelleştirmiş ve gerçekten de çok güzel bir şekilde bizlerle buluşturmuş. Şimdi bu trackpad'in sağ tarafında bakın şu anda görüyorsunuz. Sesi açmak için hemen parmağınızı üstüne koyduğunuzda size titreşimle bir geri bildirim veriyor ve buradan sesi yukarı aşağı parmağınızı bastırmadan sadece dokunarak yukarı aşağı hareket ettirerek sesi açıp kısabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra aynı şeyi sol taraftan yaptığınızda da sol kenarda yukarı aşağı yaptığınız zaman parlaklık ayarlanabiliyor. Bu bölgede daha birçok farklı hareket bulunuyor ama tabii ki
Burası için şunu söyleyebilirim. Oldukça hayat kolaylaştırıcı ve önemli bir çözüm olarak bu cihazda, ki küçük boyutlu bir cihazda, bence iyi bir çözüm olmuş. Yukarıdan tuşlarla uğraşmak yerine bütün olayı buradan yönetebilmek hakikaten efektif olmuş. Hoşuma da gitmedi desem yalan olur. Hatta şöyle bir şey de var. Buraya mesela Huawei cihazlardan bilirsiniz. Böyle tık 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 yaptığınızda ekrandan görüntü alabiliyor, ekran görüntüsü alabiliyor. Bu cihazda da yine buradaki trackpad'e 2 kere 3 kere vurduğunuzda ekran görüntüsü almanız mümkün oluyor. Bunlar özelleştirilebiliyor ama standart hali bu şekilde, sizlere bunu da anlatmış olayım. Hazır hayat kolaylaştırma özelliklerinden bahsediyorken şunu da ekleyeyim. A-Touch Free adı verilen bir özellikle havadan el hareketleriyle cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Kısıtlı da olsa işte videoyu ileri al, geri sal gibi özellikleri buradan havadan el hareketleriyle yapabiliyorsunuz. Ki bunu Mate 30 Pro'da da yapabiliyorduk Huawei'in cihazında. Ben zaten çok da severek kullanıyordum. Yani bu cihaz için şunu söyleyebilirim. Erişilebilirlik özellikleri anlamında gerçekten çok değerli bir cihaz olmuş. Güzel yenilikleri bizlerle buluşturan bir dizüstü bilgisayar olmuş. Ve gelelim tabii güvenlik tarafına. Cihazın çok şık bir şekilde güç tuşunun içine konumlandırılmış ve oldukça da hızlı çalışan bir parmak izi okuyucusu var. Aynı zamanda bir de kamera üzerinden yüz tanıma yapabiliyor. Ben her zaman parmak izi okuyucusunu diğerlerine değiştiğim için bence parmak izi okuyucu gayet yeterli ve her zamanki gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tabii Huawei ekosistemi içerisinde bu cihazda bulunan süper cihaz moduyla diğer cihazlarınıza bağlanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Aynı şekilde Huawei çoklu ekran işbirliğini kullanarak da cep telefonunuzu bilgisayarın üzerinden yine kontrol etmeniz mümkün. Ben bunu hakikaten çok seviyorum ki Huawei zaten ekosistem konusunda artık belli başlı bir seviyeye getirdi işi. Artık buradan başka nereye götürür ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama iyi bir ekosistem kurdular mı sorusunu sorarsanız bence başarılı bir ekosistemi var Huawei'in. Yani şarj cihazlarından tutun, bilgisayarların ya da telefonların ya da kulaklıkların birbiriyle olan kablosuz iletişimine kadar çok önemli bir yol kat ettiler. MacBook X Pro'nun yeni versiyonunda Super Turbo isimli bir özellik bulunuyor. Bu tabii ki bilgisayarın performansını bir tık daha üst seviyeye çekiyor arkadaşlar. Buraya kadar her şey normal. Ancak önceki modellerde bir böyle fan gürültüsü ya da bir ısınmayla alakalı problemler, sıkıntılar duyuyorduk ve bazen karşılaşan kullanıcılar oluyordu. Bu cihazı test ettiğim süre boyunca ısınmayla alakalı genel bir problemle karşılaşmadım açıkçası. Fan sesini kısmi olarak arada bir duysam da önemli bir ısınma sorunu bence bu cihazda yok şimdilik en azından. Ve tabii soğutma tarafında yapılan yeniliklerin de burada faydasını görmüyoruz desem yalan söylemiş olurum. Çünkü soğutma anlamında yapılan yenilikler Chief Shark Fin Fan isimli bir soğutma sistemiyle geliyor bu cihaz. Bu tabii bizlere çok hızlı sıcaklık düşürmeyi sağlayan bir sistem. Aynı zamanda da içerisinde bulunan Chief Fan sistemi sayesinde ve yeni düzenlenen buradaki hava boşlukları sayesinde, havayı hızlıca dışarı atabiliyor olması sayesinde ısınmaya bağlı problemler de ortadan kaldırılmış diyebilirim sizlere. Ve tabii cihazın şarj saatini az önce sizlere söyledim. Bu bilgisayarda 90 wattlık bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Kutusundan da 90 wattlık adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Bu 90 wattlık adaptör ile bu cihazı yarım saat şarj ettiğinizde %50 ila %55'lik bir dolum yapmış oluyorsunuz. Şimdi ortalama bu bilgisayarın pil ömrünün 7 ile 8 saat olduğunu düşünürsem sizlere 30 dakikalık bir şarj ile günlük 4-5 saatlik bir kullanımı garantilemiş oluyorsunuz dersen yanlış bir şey söylemiş olmam, doğruyu söylemiş olurum. Ki şöyle bir durum da var, her zaman bu tarz durumlarda sizlere uyarıyorum. Hani bu bahsettiğim veriler standart kullanımlar için, yani siz kalkıp da bu bilgisayarda pilliyken render alırsanız, Premiere'de video işlerseniz tabii ki pil ömrünün o kadar uzun sürmesi mümkün değil. Tam performans çalıştırıyorsunuz ama bilgisayarı aldığınız yanınıza, işte gittiğiniz bir ünlü kahvecide kahve içtiniz, kahve içerken bir not aldınız, internette surf yaptınız vesaire, bunlar da tabii ki günlük standart işlerde çok rahat bir şekilde o pil ömürlerine ulaşabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Bu bilgisayar hafif ve güçlü bir bilgisayar arkadaşlar. Windows bilgisayar arayanlar için önemli bir çözüm olduğunu düşünüyorum Huawei MacBook X Pro'nun. Özellikle Windows'ta premium hissiyatını arayan kullanıcılar için çok güzel, nokta atışı bir cihaz olduğunu da net bir şekilde söylemek lazım. Performansın yanı sıra hayat kolaylaştıran özellikleri ve yenilikleriyle bence bazı kullanıcıların gönüllerini çalabilir diye düşünüyorum. Ha, bana gelince ben tabii ki beğendim arkadaşlar bu bilgisayarı. Güzel bir cihaz, hafif bir cihaz. Hani benim zaten olayım genelde cihazlarda hafif ve güçlü olması yönünde. Özellikle dizüstü modellerinde bence
En önemli detay bu. Benim gibi ya da işte böyle yerinizde duramayan bir insansanız, çünkü ben işim gereği sürekli seyahat etmek zorundayım ve benim için hız, taşınabilirlik en önemli şey. Bu cihazda da bunlar oldukça iyi bir şekilde kullanıcıya sunulabiliyor. Dolayısıyla ben Windows'tan vazgeçemiyorum diyen kullanıcılar için iyi bir tercih olabilir. Tabii ki böylesine yüksek fiyatlı ürünlerde son karar her zaman olduğu gibi yine sizlere ait. Bu cihazın fiyatı şu anda 44.999 TL bandında. Evet, farkındayım. Oldukça hatır sayılır bir fiyatı var. Ancak dediğim gibi son karar sizlere ait. Ben cihazda gördüğüm eksileri, artıları sizlere anlattım. Güzel bir cihaz olmuş. Dokunmatik bir ekranı var. Kaliteli bir görüntü bizlere sunabiliyor. Ve tabii ki gün sonunda da iyi bir performansı var, ama her şeyden öte, yani bir premium cihaz mı? Kesinlikle bir premium bilgisayar olmuş. Huawei MateBook X Pro 2022 modeli ve rengini de hakikaten sevdim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu bilgisayar hakkında, yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenip kanalımı da desteklemeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.